Sevgililer gününün gelmesiyle birlikte hediyelik eşya satan yerlerde yoğunluk yaşanıyor. Hediyelik eşya satan esnaflardan Cemal Molu, vatandaşların genellikle nostaljik hediyeler almayı tercih ettiğini söyledi. Kayseri Kapalı Çarşı'da esnafım, müzik marketi için uğraşıyorum. Kaset, plak, CD, nostalji radyo çeşitlerinin satışlarını yapıyorum. İnsanlar artık yenilerden sıkıldığı için muhakkak eskiye dönüş yapıyorlar. Ve şu anda da işte nostalji radyo olsun, insanlar eşine, işte sevgilisine nostalji radyo, plak, pikap gibi hediyeleri tercih ediyorlar. Fiyatların ne durumda, yani uygun diyebilir miyiz hediyelik eşya olarak? Ya kesinlikle uygun diyebilir miyiz tam emin değilim ama şu an işte piyasayı biliyorsunuz, ama elimizden geldiği kadar insanları üzmemeye çalışıyoruz. Yani kampanyalar yapıyoruz, mesela pikabın yanında plak hediye ediyoruz, radyonun yanında USB hediye ediyoruz, bir şekilde çarkı döndürüyoruz yani insanlar mutlu olabilsin diye sadece. Peki bu işe nasıl girdiniz, yani nereden çıktı bu fikir? Aile mesleği. Nostaljik ürünleri satıyorsunuz aile olarak. Aile mesleği, yani eskiden gelen bir heves, bir keyif veren bir iş olduğu için seviyoruz ya, işimizi seviyoruz yani. Şimdi ben yaşım itibariyle konuşuyorum. Ben bu işe ilk başladığımız zamanlarda kaset vardı. O zamanlar kaset acayip satıyordu. Daha sonrasında CD çıktı, flash bellek çıktı falan. Ama insanlar şu an ciddi anlamda eskiye dönüş yapıyorlar. Yani kaset şu an üretimi olsa satacak. Plak üretimi yapılıyor sadece şu anda. Plakta da biliyorsunuz siz de yani. Acayip bir talep var, acayip bir satışlar var. Bu şekilde ilerliyoruz. Herkes sıkıldı artık. Yeniden sıkıldılar yani. 20 yaştaki genç insanlar, şu an üniversite okuyanlar, lise okuyanların da hevesi şu anda kasette. Hepsi kaset almaya geliyor. Diyorum ki dinleyecek misiniz? Hayır diyor. Abi işte alıyoruz, arşiv yapıyoruz ve evimize koyuyoruz. Mutlu oluyoruz diyorlar yani. O yaş kesimlerinde insanlar kaset seçiyorlar. Orta yaş kesimdeki insanlar plak seçiyorlar.